Ulusal Radyo aracılığıyla yayınımızı takip ettiniz eminim ki. Şimdi Görev Vakfı 2 Ekim itibariyle, yani artık bugün itibariyle çok önemli bir kampanyaya doğru adım attı. Hem yeni yayın dönemimiz başladı, hem de Görev Vakfı Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için bir atılım kampanyası başlattı. Bir destekten bahsediyoruz. Yani umut var, sen var mısın desteğinden bahsediyoruz sayın seyirciler. Özellikle çok sayıda vatandaş bize destek oluyor. Bu destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyoruz. Hassasiyetiniz için, her daim maddi ve manevi anlamda yanımızda durduğunuz için bir kez daha her birinizi yürekten kutluyoruz sayın seyirciler. İşte Ulusal Kanal'ın özel yayını vardı bu akşam ve o özel yayınında da Görev Vakfı yöneticileri, Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi yöneticileri de yine yayındaydı ve hedefimiz güzel ekran, güçlü ulusal kanal ve her eve aydınlık mesajı verildi. Gelin o açıklamalara bir kez daha göz atalım ve unutmayalım, bir kez daha desteğiniz için, destekleriniz için sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyoruz. Türkiye'de gerçekten de 2. Kurtuluş Savaşı içerisindeyiz. Umutla ortaya çıkmak ve bunun güçlü sesi olmak. Aydınlık ve ulusal kanal nasıl bunun güçlü sesi olabiliyor? Öncü konumlarından dolayı. Kendisini büyük davalara veren, o davanın peşinde koşan, bugün Türkiye'nin üretim devrimi programı diye ifade ettiğimiz ve yegane çıkışı olan bu programın etrafında birleşmek ve bunu siyasal iktidar yapmak. Bunun için her şeyimizle ortaya çıkıyoruz. Milli demokratik devrimimizi daha ileri, daha ileri taşımak üzere üretim devriminin yolunu açacak gazete ve yayına, ulusal kanala, televizyon kanalına ihtiyacımız var. Bu yolu aşmak için de nasıl üretim devrimini arttırmak için yapay zekayı da kullanacağız diyoruz. En ileri teknolojiyi kullanacağız diyoruz. Uzaya çıkacağız, oradan gerekli olanakları kullanacağız diyoruz. Aynı şeyi biz Aydınlık'ta da, ulusal kanalda da yapacağız ki bu yolu açabilelim. Bunları yapmak için de en azından rakibimiz olan televizyon kanallarıyla rekabet edebilir hale gelebilmemiz gerekiyor. Teknik imkanlar açısından söylüyorum. Bu atılımla birlikte biz HD yayına tam anlamıyla geçeceğiz. Bunun müjdesini vereyim. Bir diğeri, şu arkamda gördüğünüz ekran. Neden bu ekran daha büyük olmasın? Buraya büyük bir ekran getireceğiz, koyacağız. Buraya stüdyomuza daha modern, daha göze hitap eden şık stüdyo masaları alacağız. Daha çok özel haberimiz olacak. Bunun için kamera lazım. Canlı yayın aracımız olsa çok güzel, donmadan saatlerce yayınlar yapabiliriz. Yani yeni karar eşittir imece. Yani bu coğrafyada vermeden sıçrama yapmak yok. Vermeden arttırmak yok. Kim veriyor? Tabii öncüler veriyor. Yani siyasal bilinci ve fedakarlık duyguları en üstte olan insanımız veriyor. Ulusal Kanal da öyle kuruldu. Evet, Görev Vakfı haberi de izledik. Görevde sayın seyirciler ve umut var, umut var. Az önce de ekranlarınıza taşıdık. Peki sen var mısın diye bir kez daha soruyoruz. Eminim ki sizler de bu yolculuğumuzda bizim yanımızdasınız. Ve hedefimiz her zaman olduğu gibi güzel bir ekranı sizlerle buluşturmak. Doğru, tarafsız, gerçeklere haykıran bir ekran. Biliyorsunuz bugüne kadar hep böyle oldu ve bundan sonrası için de çok daha güçlü bir şekilde, çok daha ekran netliğiyle sizlere ulaşmak istiyoruz sayın seyirciler. Bir kez daha destekleriniz için sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi Mescid-i Aksa ile ilgili gelişmeler var.